Cave Road'dan herkese selamlar. İzmir'in doğal güzelliklerini keşfetmeye ve gezdiğimiz rotaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün Gekkova kardeşi Terios'la Yamanlar Dağı'nın Bornova yakasını keşfe çıktık ve Eğridere köyünden Karagöl'e arazi üzerinden gittik. Hemen belirteyim, rotamızın Google Maps linkini açıklama kısmına ekledim. Video boyunca da ara ara bilgiler veriyor olacağım. Asfaltın bitip arazinin başladığı bu taşlık yolu 6-7 yakın bir araçla geçmek sizlerin de tahmin edeceği üzere pek mümkün değil. Bu rotanın en zorlu kısmı da burasıydı diyebiliriz. Tabi bu dediğimiz toprağın kuru olduğu günler için geçerli. Bu eğlenceli başlangıcın ardından yaklaşık 8-10 kilometre boyunca toprak yoldan devam ettik ve çok dik olmayan bir tırmanış gerçekleştirdik. Yol üzerinde bütün İzmir Körfezi'ni kuş bakışı izleyebileceğimiz teraslar vardı. Ayrıca bu kısmın sonlarına doğru seyrek ağaçlar yerini güzel bir ormana bıraktı. Bu noktadan itibaren Örnek Köy'den Karagöl'e giden asfalt yola bağlandık. Eğer Karagöl'e daha önce gitmediyseniz bu yolu mutlaka görmelisiniz. Çok güzel bir ormanın içinden geçen asfalt ve virajlı bir yol. Yalnız hafta sonları biraz trafik olabiliyor. Karagöl'ün girişine geldiğimizde, pazar günü olduğu için gölün etrafının aşırı kalabalık ve gürültülü olduğunu gördük. Biz de toprak yoldan keşfimize devam etmeye karar verdik. Biraz ilerledikten sonra da ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördük. Bu güzel ormanlık içerisinde bir şeyler atıştırıp yemiş çıpınlarına doğru yola devam ettik.
Yalnız Pınar haritada gösterdiği yerde değil, burada. Bu yol üzerinde de az da olsa normal araçlar için zorlayıcı olabilecek bir geçiş mevcut. Yemişçi Pınarı, kampçılar tarafından İzmir'in sevilen kamp noktalarından biri. Çok güzel ve serin bir içme suyuna sahip. Burada güzel de bir tesadüf yaşadık ve Ege Terios grubundan bir abimizle karşılaştık. Kendisi de araç üstü çadırıyla buraya bir gecelik kampa gelmişti. Abimizin tavsiyesi üzerine Google Maps'in yol olarak göstermediği bir patikayı takip ettik. Siz isterseniz bu yolu kullanarak uzun rotadan gidebilirsiniz. Biz hangi manzaraları kaçırdık bilmiyoruz ama kestirme üzerinde de çok güzel yerler vardı. Bu noktadan sonra pek de gaza dokunmadığımız yaklaşık 8-10 kilometrelik bir iniş sonrası asfalta bağlandık ve Çamıçı köyüne ulaştık. Biz dönüşte Reçinat çiftliğinde birer gözleme ve sonrasında birer kahve eşliğinde yorgunluk attık. Siz de buradaki restoranlarda bir akşam yemeğiyle gününü sonlandırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın.